Kemal, ne oldu, ne istiyorsunuz? Orhan, yaşıyor mu? Ne? Ne diyorsun sen Kemal? Orhan hayatta mı, onu soruyorum. Cevap ver Seher. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Öldü Orhan. Seher. Ne oluyor burada? Kızımı kaçırdılar da bundan bir alakanız var mı diye geldik. Siz neden bahsediyorsunuz? Bizim ne alakamız olabilir bununla? Orhan denen o soysuz yaşıyorsa, onu saklıyorsanız yerini derhal söyleyin. Siz çıldırmış olmalısınız. Orhan öldü. Cemşira, ev ara. Kemal. Bu ne cüret? Eğer evi terk etmezseniz hemen polis çağırırım. Orhan Güllü'ye mektup yollamış. De hele bakalım Ekrem Bey. Ölü bir adam nasıl mektup yollar ha? Orhan o mektubu ölmeden önce yollamış olabilir. Bu sence daha akla yatkın değil mi Kemal? Demek mektuptan haberiniz var. Evet var. Serap mektubu alır almaz kapıma dayandı. Orhan'la ilgili her mevzuda kapıma dayanmanızı anlayabilmiş değilim ayrıca. Orhan'ı kaçırdığınızı düşünürsek buraya gelmemiz tabii herhalde değil mi Seher Hanım? Kemal, bu kadar yeter. Kemal, yukarıda kimse yok. Ölmüş bir adamı arayacağınıza jandarmaya gitseniz daha iyi olur. Eğer Serap kaçırıldıysa burada boşuna vakit kaybediyorsunuz. Eğer Orhan yaşıyorsa, eğer onu saklıyorsanız sizi doğduğunuza pişman ederim. Bana doğruyu söyle. Bu konuda bir şey biliyor musun? Orhan'ın yaşadığı saçmalığına inanmadın değil mi abi? Hayır. Ama bazen hayatta hiç olmayacak şeyler gerçek olabilir. Ama bu gerçekten imkansız. Orhan'ın yaşamasını hayatta benden daha çok isteyecek kimse yok. Ama maalesef. O öldü. İnşallah öyledir. Dinle. Mahkeme yarın. Mahkemeden önce gidip teslim olacaksın. Ve gidip ifadeni şöyle vereceksin. Sana borcu vardı ve uzun süredir ödemiyordu. Aranızda büyük bir kavga çıktı. Kafasına vurdun, adam öldü. Ormana götürüp bir yere gömdün. Sana nereye gömdüğünü göstereceğim. Tamam mı? Teşkilat başım üstünde. Ama anladığım kadarıyla bu iş şahsi bir mesele. Bu bir emirdir. Emirler sorgulanmaz. Hapse gireceksem sebebini bilmek isterim. Ne ödüğü belli olmayan bir kadın için katil damgası mı yiyeceğim? Hem işin ucunda ipe gitmek var. Sen kendine başka birini bul. Sen bana karşı mı geliyorsun? Asıl sen hususi işlerini teşkilata alet ediyorsun. Bunu çok pahalıya ödeyeceksin. Her yere haber salındı. Arabayı Tarsus yönüne giderken görenler var. Ancak o civarda yapılan aramalar da bir sonuç vermedi. Üzgünüm.
İkbal geldi. Kemal. İyi bir şey söyle, kurbanın olayım. Adana'nın etrafında dolanıp durduk. Her yere baktık, herkese haber saldık. Ama hiçbir iz yok. Ne istiyorsun? Duruşma yarın. Mahkemeden Cevap gelmiş kapıya. Bunu mu söylemeye geldin? Duydum ki Serap'ı arıyormuşsun her yerde. Ve bulamamışsın. Sana ne bundan? Belki sana yardımcı olabilirim. Yardımcı olabilir misin? Bir şey biliyorsan söyle. Diyelim ki biliyorum. Ve diyelim ki bildiğim karşılığında senden artık üzerine düşeni yerine getirmeni istiyorum. Ne biliyorsan söyle. Sakin ol. Eğer Orhan'ın Serap'ı nereye kaçırdığını öğrenmek istiyorsan yarın mahkemede verdiğin ifadeyi geri çekersin. Hemen şimdi söyleyeceksin. Güllü nerede? Önce sen ifadeni geri çek. Yalan söylüyorsun. Senin bir şey bildiğin yok. Senin yerinde olsaydım ben bu riski göze almazdım. Orhan'ın yaşadığını gözlerimle gördüm. Ve seni temin ederim ki Serap gerçekten çok kötü durumda. Tercih senin. Halide'nin özgürlüğüne karşılık Serap'ın hayatı. Fazla vaktim yok. Kararını derhal ver. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan ha? Bir şey biliyorsan söyle. Konuş! Şartlarımı söyledim. İster kabul et, ister etme. Öyle olsun. Senin de bu işte parmağın var değil mi? Orhan denen soysuzla işbirliği yaptın değil mi? Konuşsana lan, konuşsana! Kafam basmıyor değil mi? Güllü'ye ancak benim sayemde ulaşabilirsin. Böyle davranmakla Güllü'yü sen biraz zor görürsün. Güllü nerede? Konuş! Nerede? Güllü nerede? Son kez soruyorum. Güllü nerede?
Demek seninle böyle konuşacağız Kemal Bey. İfadeni geri çek, Gül'ün nerede olduğunu söyleyeyim. Ha? Sana inanmıyorum. Boşuna vakit kaybediyorsun. Kemal! Kemal! Ne oluyor Kemal? Gül'ün yerini söylemeden buradan gidemezsin. Elbette söyleyeceğim. Sen ama önce benim dediğimi yapacaksın. Anlaşıldı mı? Yarın mahkemede görüşürüz. Yarını bekleyemem! Şimdi söyleyeceksin! Öyle mi? Pekala. Öyleyse gel benimle karakola, ifadeni değiştir. Git Güllü'yü al. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.